Sanki toprak serpildi milletin üstüne. Sanki geçici bir uykuda insanlar. Uyuyan bir dev gibi. Bir uyanırsa ki uyanacak. Bak gör devi o zaman. Ya sen kimi çekiyorsun lan? Tamam amcacığım. Siz hiç mi içki içmediniz lan hayatınızda? Şöyle çekiyor ya. Memur Bey anladık da bu arkadaşlar kim? Bunlar da paparazzi. Haberi onlar verdi bana. Ve bunlar da doğal olarak haberin sonunu merak ediyorlar. Tamam. Arkadaşlar lütfen çıkar mısınız? İşimizi yapacağız. Lütfen. Hadi arkadaşlar. Arkadaşım çek. Doktor da çek. Doktor da çek. Doktor sizi bilgilendirecek. Hadi doktor sizi bilgilendirecek. Doktor Bey. Ya bir şey söyleyeyim. Buyurun. Senin gözlüğün ne abiciğim? Hemşire Hanım. Buyurun doktor. Gel. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Beyefendiyi odaya götür. Odaya götür, koyuna gir beyefendi. Koyuna. Sabahleyin yollarız. Buyurun efendim. Beyefendiyi odaya götür, koyuna girecek. Benim yardıma ihtiyacınız var mı? Yok, biz ikimiz şabırsana tamam. Gerek. Ay, hemiş. Vay, lan sen ne güzel şeysin kız böyle bakayım. Sen evli misin hemşireciğim? Ne yapacaksınız, ne oldu? Evli değilsen çağıracağım yani. Senin ilk nikahımı alacağım kız. Bakalım ben böyle bir şey ister miyim? Niye istemiyorsun lan? Benim hiçbir sikim eksik değil. Hiçbir eksikim yok benim. Hiçbir eksikim yok. Her şeyim tamam. Hiçbir eksik. Hadi gidelim odada. İkimiz de yatalım seninle. Ben sana... Ay çulsuz, sarhoşun tekisi. Sana mı kaldım ben? Yürü. Bana kaldım ben seni. Şapacağım çulumuzdan. Hemşire Hanım sen... Ne biçim beni sallıyorsun ya? Tamam. Siz şimdi yatın. Yok ben yalnız yatamam. Korkarım ikimiz beraber yeterim hemşire. Tamam siz şimdi yatın. Evet. Ben birazdan geleceğim. Yok acele etme. İkimiz beraber gel. Bumya Fırar'da filminin galasına mı geldik lan? Dur bakayım bu ne lan? Edirne peyniri geri herif lan. Dur bakayım. Lan dokununca acıyor mu oğlum? Şimdi hemşire hanımcığım. Yakışıklı doktorumuz geldi. Bakın ilk iğne bunu yapacaksınız. Bu iğne kafi gelmezse bunu şey yapıyorsun. Bu da kafi gel. Bismillah. Bunu yapacaksın. Bak şuraya kadar yapabilirsin. Yaptım zaten lan. Bu da kafi gelmezse de bak. Bu da kafi gelmezse. Lan ne biçim doktor? Akşama kadar trafik polislerine uğraşıyoruz. Şimdi doktorlarla mı uğraşacağız lan? Çok konuşma be. Al bakayım. Tamam. Lan, sen gene bana haber verirsin hadi, tamam mı? Hadi lan. Hadi. Ben bu iğneyi kendime yaptıram. Git lan şuradan. Bana bak beni delirtme. Yat şuraya iğneni yapayım. Yok ya. Niye uzanıyormuşum? Pişik pişik. Sen gel ben kolumu... Şarabim kolumu açayım sana ve koluma sok. Kolumu da... Ben şeye sok. Sen beni koluma sok. Ben seni... Sen kolumdan yap benim iğnemi ya. Koldan olmaz. Kalçadan yapmam lazım. Ben kimseye şey yapamaz. Beni bırak. Kolumdan iğne yapacak adam arasında ne olmadı benim? Hadi gel canım. Gel. Bak kemerini de ben açacağım. Pantolonunu da ben sıyıracağım tamam mı? Tamam sen sıyıracaksın. Dikkatli sıyır. Çizik istemiyorum. Ay. Bakın bu. Oo maşallah sarhoş maroş ama işi bitiriyor. Pantolonu çıkartmaya çalışıyorum. Çıkartmaya çalışıyor. Çıkartamıyor ya. Ne çıkartamıyorsun diyorum. Çıkartamıyor. Farkındayız. Buyurun devam edin. Ya çıkın lan buradan adamın keyfini kaçırmayın lan. Hadi. Nedir bu durum? Ya görmüyor musunuz abiciğim ya? İlimde geldin ha bu kadar şirenga sokacağım diyor sana diyor. Yine yapacağım diyor ya. Manyak karı ya. Evet sizi ilgiyle dinliyoruz. Devam edin. Çekiyorsun değil mi? Çekiyorum. Ya şirenga mıdır nedir? O şirengayı senin diyor şeyine sokacağım diyor bana ya. Sokturur muyum ya? Ama sıkışmış bu kemer. Kemer zaten acayip sıkışıyor. Hangi alet bu? Ya alet ağzında konuşuyor ya, aleti bırakmıyor ağzında. Ya iğne yapacağım, çıkaramıyorum pantolonunu. Ya ağzındayken konuşmuş o aleti. Koparacaksın iğneyi, şırıngayı ya. Allah!
Lan sıyırdı pantolonumu. Çek lan. Çek çek poposunu çek. Lan, çek poposunu. Çekme lan popomu lan çek. Ben... Yetti lan yetti. Ben... Yat şuraya yapacağın iğneni. Aha. Abiciğim sizin yüzünüzden karı bana yapacağı iğneyi kendisine yaptı ya. Çık 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 çıktırın çıktırın dışarı gidin ya çıkın çıktırın ya. Heh, tamam. Mahmut'la kıkkış. Benim adım Mahmut, bak soruyordunuz ama. Hoş geldin karıcığım. Puh! Tükür kız babana! Tükür sana baba! Adam gibi tükür kız! Puh! Allah belanı vermesin Mahmut! Ulan Mahmut! Ben seni şimdi parçalamaz mıyım? Mahmut! Bir soru soru çıktı mı hemşire hanım? Çıktı. Hamileyim. Seninkileri sormuyorum hemşire hanım. Hastanın test sonuçları çıktı mı? Çıktı. Buyurun. Tahmin ettiğim gibi. Pozitif. Yani? H1N1 virüsü. Yani? Düşündüğüm şey mi hocam? Cevat Bey, domuz gribi. Yani hayret bir şeysiniz be. Ulan bir hapşırıyorum. Bir taneniz de çok yaşa demiyorsunuz. Bir mendil bir şey. Hemşire hanım, hastaya mendil verin. Bunun kanı aktı vallahi billahi. Oldu mu yani hemşire hanım? Maaşını benim vergilerimden alıyorsun. Cevat Bey, bize de hak verin yani. Sonuçta bulaşıcı bir hastalık. Fakat siz de çok sakinsiniz. Cevat Bey, siz domuz gribi olmuşsunuz. Aa, haşa. Haşa derken? Müslüman adama domuz gribi ters doktor. Beyefendi, bunun dinleminle bir alakası yok. Nihayetinde virütik bir olay. Bir domuzla herhangi bir ilişkiniz oldu mu Cevat Bey? Domuzla? Karımla evliyiz 30 yıldır. O kabul olur mu? Cevat Bey, domuzla diyoruz. O da az domuz değil. Ama normal domuz diyorsanız. Hocam buyurun. İnanılır gibi değil. Cevat Bey aynı zamanda kuş gribi. Bu domuz gribinin hapşırı. Şuradan. Bu da kuş gribinin. Hocam buyurun. Deri dana. Kurbanda 7 kişi birleşip bir danaya girmiştik. Dana bunu unutmamış demek. Bu seferki neymiş hocam? Kırım Kongo kanamalı ateşi. Ay, o da mı var sizde Cevat Bey? Geçenlerde beni kene ısırmıştı. Kendim çıkardım. Yarısı içeride kaldı. Gel bak. Gel. Bir tane de kolumda var. Azıcık sonra onu da çıkaracağım. Ay, bana doğru çıkarmasın. Korkuyorum. Aa, personelimizi korkutmayın Cevat Bey. Ayrıca bırakın biz çıkaralım. Öyle çok riskli. Ya ne riski be doktor ya? Al işte çıkar. Çıkar. Çırk etti bak, gördün mü? Vücudunda bunca hastalığın mikrobu varken maşallah turp gibi hocam. Vücudu savaşıyor. Evet, bunu da başarıyor. Ama nasıl? İşte cevaplanması gereken soru bu. Bir mucizeyi gerçekleştiriyorsunuz Cevat Bey. Büyük sırrınız nedir? Benim kimseden bir saklım gizlim yok. Herhangi bir ilaç, bitki kürü ya da doping maddesi kullanıyor musunuz? Yok. Özel bir diyet falan uyguluyor musunuz kendinize? Yok.
Peki bu sakinlik nedir Cevat Bey? Yok, ne gibi doktor bey? Kardeşim, kuş gribi var, deli dana var, domuz gribi var, kene var. Normal bir insan bunlardan herhangi bir tanesine yakalansa dehşete kapılır. Sendeki bu soğukkanlılık nedir? Bende bu saydığın hastalıklar yok doktor. Yok, yok, yok. Nasıl yok ya? Yok ya, bayağı yok işte. Yok, yok da yok. Test sonuçları ne olacak? Onlar seni aldatmasın. Sen inan benim sözlerime. Ya yok diyorsam yok. Kene var ya. Evet var. Ben yok diyorsam yok. Tamamen psikolojik. Yapmayın Cevat Bey, olur mu öyle şey? Olur, olur. Bak başbakanımız ne dedi? Kriz yok dedi. Kriz psikolojik, psikolojik dedi. Böylece 70 milyon krizin etkisinden kurtuldu. Psikoloji her şeyin üstesinden gelir. Ben de onu yapıyorum doktor. Keneme ne yok, hiçbir hastalık yok. Hastalıklar benden teyit geliyor.